Burada yine burada. Biraz detay alalım. Detay alalım biraz. Tamam. Ben pozlar vereyim. Evet Gülşen Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Türkçe ilerlettiniz mi biraz? Evet evet, Türkçe biliyorum ben. Biliyorsunuz yani. Evet evet, daha da geliştirdim Türkçemi film sayesinde. Yanlış Anlama filminin galasındayız. Siz de bu filmde başrol oyuncusunuz. Aslen Azerisiniz. Azerbaycanlıyım. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Oradaki çalışmalarınızı bile. Ben 12 yaşımdan oyunculuk yapıyorum Azerbaycan'da. Azerbaycan'dan sınırda da İran'da da oyunculuk yaptım. Orada da filmde dizide oynadım. Ve artık Türkiye'den bana teklif gelince Yanlış Anlama 2'de başrolde oynamak için yani çok sevindim. Çünkü biz kardeş ülkeyiz Azerbaycan'la. Bir millet, iki devletiz. Ve her zaman birbirimizin yanında zor günlerimizde oluyoruz. Ve bu büyük onur benim için. Böyle bir güzel günde ve sanat dalında bir projede olmak. Ve birbirimizi daha iyi tanıdık. Nasıl sanatçı olduğumuzu da iyi bildik. Çok memnun oldum. Burada Yılmaz Hoca, üstad oyuncumuz Yılmaz Hoca ile tanıştım. Cemal Bey ile tanış oldum. Cemal Bunal'la. Çocukluğumdan onları hep izliyordum. Ve bana çok güzel sözler söylediler. Oyunculuğuma dair çok beğendiler beni. Yani öyle bir ustad oyunculardan güzel sözler duyduğuma göre çok mutlu oldum. Yani iyi ki filmde oldum. Çok mutluyum onun için. Peki filmden bahsedelim. Rolünüz nasıl? Biraz anlatabilir misiniz? Benim rolüm burada Aydan karakteri. Aydan Azerbaycan'da yaşayan şef. Yani yemek şefidir ve kendi restoranı vardı. Annesi rahmetli olduktan sonra bir çorbanın tarifini arıyor. Bulamıyor. Ve düşünüyorum ne yapsın? Aklına annesinin eski arkadaşı geliyor. Yılmaz Hoca'nın oynadığı rol. Ve onu arıyor. Yılmaz Hoca ona yardıma geliyor Aydan'a. Aydan'a destek oluyor. O da Yılmaz Hoca'dan destek alıyor. Onu gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Ve aynı zamanda Cemal, o da bir şeftir, aşçıdır o da. Onun da burada bir problemleri var. Bakü'ye gidiyor. Yeni hayatla karşılaşıyor. Aydan'a aşık oluyor orada. Evet. Ve hem güleceğiz hem romantik anlar yaşayacağız. Bir kısmı da Azerbaycan'da mı çekildi film? Evet, mi? Filmin bazı kısımları 3 gün Azerbaycan'da çekildi. Ama daha büyük kısmı hepsi İstanbul'da, Türkiye'de, İzmit'te, farklı farklı şehirlerinde çekildi Türkiye. Peki Türkiye hakkında çok güzel duygularınız var. Yani temelli buraya yerleşirim. İllaki hala teklifler geliyordur. Evet. Burada izliyor musunuz? Dizileri, oyuncuları takip ediyor musunuz? Evet, ben burada bazı teklifler geldi bana artık. Şu anda onlarla görüşmek istiyorum. Çünkü İstanbul'a yeni geldim. Her zaman gidip geliyordum. Artık taşınıyorum İstanbul'a. Gelen teklifleri değerlendirmek için. Çok memnun olurum. Yeni projeler olsa, dizi olsa, film olsa memnun olurum. Çünkü Türkiye film sektöründe çok iyidir. Ve düşünüyorum ki başarılı insanlar başarılı ülkelerde olmalılar. Bugüne kadar neden gelmediniz onu soralım yani. Ha, bugüne kadar ben Azerbaycan'da ailemle birlikte yaşıyorum. Bekarım. Bizde Azerbaycan'da böyle değerler var. Kızı yalnız bırakmıyorlar başka ülkeye gitmek için. Sonra annem babam ben bu filme davet aldıktan sonra bana dediler ki biz sana izin veriyoruz. Sen git İstanbul'da yaşa, sevdiğin işini yap. Zaten Azerbaycan'da kendi sözümü söylemişim oyuncu olarak. Burada da güzel teklifler aldığım için, öğütler aldığım için düşündüm ki ben burada yapabilirim. Tabii biz de inanıyoruz buna. Teşekkür ederim. Peki Türkiye'de yaşayan Azeri oyuncular da var. Mesela Nesin Cevatzade var. Evet. O bayağıdır burada. Onunla kendi şahsi bir tanışlığım yok. Ama böyle diyeyim, böyle söyleyeyim, güzel kadındır o da. O eskiden gelmiş buraya, daha önceden yerleşmiş. Ben de daha eskiden geldim, gittim, hem gezmeye geldim, gittim. Bir de güzellik yarışmalarında ben iştirak ettim çocukluğumdan. Artık İran'a da davet almıştım filmlere, dizilere. Ama Türkiye'yi seçtim. Çünkü bizim kardeş ülkemiz, ben çok seviyorum Türkiye'nin.
rahatlıyorum buraya geldiğimde. İnsanları güzel, memleket güzel, işleri çok güzel. Kendimizi ben hiç yabancı ülkede hissetmiyorum. Kendi evimdeki gibi hissediyorum. O zaman şunu da sorayım. Son dönemde gündemde şu anda İran'da olaylar var. Siz de Azerbaycan ve İran'da sınır birbirine çok yakın. Evet. İran'da çok çok Azeriler yaşıyor. O olaylar için ne diyeceksiniz efendim? Ne demek istersiniz? İran'da 20 milyon Azerbaycanlı yaşıyor İran'da. Bunlar tabii ki ben savaşın olmasını hiçbir zaman desteklememişim. Yani savaşı sevmiyorum. İnsanlar ölmesinler. Herkes dostluk halinde yaşasın. Maalesef elimizde olmayan problemlerden dolayı böyle savaşlar çıkabiliyor insanlar arasında. Burada da bir başörtüsüne göre bir kızı öldürdüklerinden sonra artık kalktılar. Herkes ayağa kalktı. Allah rahmet eylesin o kızımıza da. Çok kötü oldum bunu duyduğum zaman ve fark etmez Azerbaycanlı olsun, İran olsun, Fars olsun. Orada bir can yandı. Bunun için çok kötü oldum ve İran halkına sabır diliyorum. Ölen kızların ailelerine sabır diliyorum ve savaşın olmasını istedim. Çok teşekkür ederim. Peki efendim, Melek Mosso şarkıcı saçlarını kestirdi. İranlı anneanne vefat eden. Onu haberiniz oldu mu ondan? Gördünüz mü? Yasemin'e çıkıyor. Ben Instagram'da gördüm onu. Sahnede saçlarını kesti. Evet. Instagram'da gördüm. Daha fazla şey yapayım. Tamam. Olur. Çok teşekkür ederiz. Daha fazla şey yapayım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sağ olun. Gel gidelim. Gel gidelim. Sağ olun. İnşallah. Yine yazacak. Yine yazacak.